Çünkü ünitemiz health konusu yani sağlık konusu. Unit 5. Bakın arkadaşlar burada I have a favor demiş. Ateşim var demektir. I have a favor. Favor ateş. My leg is broken. Bacağım kırıldı. Broken. It hurts a lot. Çok acıyor. Hurts. I have pain in my stomach. Karnım ağrıyor. Bir numarayı da arkadaşlar. Stomach, karın demektir. Pain, ağrı. Aynı zamanda ache de ağrı demektir arkadaşlar. Ache ve pain. Şimdi bu resimlerin altına olması gereken kelimeleri yazalım. A back ache. Fotoraftan da gördüğünüz gibi bel ağrısı back ache a sore throat a sore throat boğaz ağrısı the measles kızamık arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşınızın yüzünde benekler var kızamık a cough öksürük a cough Bu şekilde yazlık gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşımızın kolu kırılmış. Askıya alınmış. A broken arm diyoruz. Kırık kol. A toothache diyoruz. Dişini tutuyor gördüğünüz gibi. Toothache Başını tutuyor. Başı ağrımış. A headache diyoruz. Baş ağrısı. A stomach ache diyoruz. Karnını tutuyor, karnı ağrımış. A stomach ache diyoruz arkadaşlar. Buradaki diyalogları birlikte okuyalım. What is the matter, Carol? What is the matter? Sorun nedir, Carol? diyor. With you. What is the matter with you, Carol? Senin sorunun ne? I have a sore throat. Benim boğazım ağrıyor dedi çocuklar. And ve I feel faint. Hassizlik hissediyorum. Faint. Hassizlik. Şimdi diğerine bakalım. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Oh, you have a favor too. Senin ateşin de var dedi arkadaşlar. Bakın favor ateşti. Buradaki to ise ateşin de var anlamına gelir arkadaşlar. Deda takısıdır. O zaman bu boşluklarımızı tamamlayalım. Carol has a sore throat and a cold and a fever diyebiliriz. Yani boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve ateşi var Carol'ın. She feels faint. Halsiz hissediyor. Bakın feels Hissetmekti She olduğu için S takısını koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Burada have'in de S takısı almış hali has olmuştu. She shouldn't go to school. Okula gitmemeli diyoruz. She needs diyor. Yani Carol'ın neye ihtiyacı vardı arkadaşlar? Syrup and pills. Şurup ve tabletlere, ilaçlara ihtiyacı vardı. Do you have a runny nose? Burnun akıyor mu? Runny nose burun akması demekti. Don't drink cold water. Soğuk su içme. Cold water soğuk su. Stay in bed. Yatakta kal demiş çocuklar. Stay in bed yatakta kalmak demekti. I'm tired. Yorgunum. Şimdi bu kelimeleri aşağıya yerleştirmemiz istenmiş. What's wrong with you? Senin sorunun ne? I don't feel well. İyi hissetmiyorum ne diyebilir arkadaşlar? I'm tired diyebilir. I'm tired. Evet. Do you have a runny nose? Senin burnun akıyor mu? Bakın runny nose burun akması demekti. Yes madam. Evet madam. Hmm. I see you have the flu. Görüyorum ki sen grip olmuşsun. Flu, grip demektir çocuklar. You don't need medicine. İlaca ihtiyacın yok. Don't need. İhtiyacın yok demektir. You don't need medicine. İlaca ihtiyacın yok. Stay in bed. Yatakta kal demişti. Ve burada you should drink mint and lemon tea. Yani Nane limon çayı içmelisin. Buradaki should meli anlamına gelir. Meli malı. But fakat don't drink cold water. Soğuk su içme. Don't. Thank you Mrs. Jones. Teşekkürler Bayan Jones dedi. You're welcome. Ee, bir şey değil. Get well soon. Geçmiş olsun demektir arkadaşlar. Get well soon. Burada bakın dişi ağrıyor. Tooth ache diyoruz. Ateşi var. Favor diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi yanağında kırmızı noktacıklar var. Benekler var. Ne diyoruz? The missus diyoruz. Ve bu şekilde yazdık çocuklar. Bakın bu arkadaşımız için he has A broken arm dedik. Onun kolu kırık. Yine burada she has a cough. Onu o öksürüyor. He has a back ache. Onun beli ağrıyor. She has a stomach ache. Onun karnı ağrıyor diyoruz. Bakın burada arkadaşlar. I have a terrible pain in my back demiş. Benim çok kötü bir ağrım var in my back. Sırtımda çok kötü bir ağrım var. Bu arkadaşımıza ne söylenmiş olmalı? Bakın hemen gösterelim. You shouldn't carry heavy things. Yani ağır şeyler taşımamalısın. You shouldn't carry. Carry taşımak demektir. Heavy things de ağır şeyler. Burada bakın devam edelim. I have a toothache. Benim dişim ağrıyor demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar, I feel cold. Ben üşümüş hissediyorum diyor. O zaman bakın, arkadaşımız ne demiş? You should get a blanket. Blanket battaniye demektir. Üşüyen arkadaşımıza battaniye öneriyor. Bir battaniye almalısın. Dişi arayan kişiye de ne deriz? You should see a dentist. Sen bir dişçiyi görmelisin deriz arkadaşlar. Bakın I have a runny nose demiş. Benim burnum akıyor. Runny nose burun akması demektir. Burnu akan arkadaşımıza ne deriz? You should buy some tissues. Tissue e, Peçete demektir arkadaşlar. Selpak mendil demektir. Tissue. Evet, şimdi devam edelim. Bakın burada you shouldn't drink yani içmemelisin. Cold water. Soğuk su içmemelisin. Bunu kime söylemiş olabilir? Tabii ki I have a sore throat diyen arkadaşımıza demiş olmalıyız. You shouldn't drink Cold water. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada boşlukları dolduracağız. Bakın bu şekilde doldurduk. We should eat fruit and vegetables. Biz sebzeleri ve meyveleri yemeliyiz. Fruit and vegetables. Meyve ve sebzeler yemeliyiz. Bakın burada you should, you look tired. Yani sen yorgun görünüyorsun. You look tired. You should have a rest. Dinlenmelisin. Bakın burada bir tavsiye vermiş. Dinlenmelisin. Have a rest. I have the measles. The measles biliyorsunuz kızamık demekti arkadaşlar. I shouldn't go to school. Okula gitmemeliyim diyor gördüğünüz gibi. Sue has a stomach ache. Sue'nun karnı ağrıyor. She shouldn't drink coke. O kola içmemeli. Burada çocuklar we should brush our teeth every day. Biz dişlerimizi her gün yıkamalıyız. Terry has a terrible toothache. Terry'nin çok kötü bir diş ağrısı var. Berbat bir diş ağrısı var. Terrible. He shouldn't eat candies. O şekerler yememeli. Candy şeker demektir arkadaşlar. Şekerler yememeli. Buradaki aktivitemizde circle the odd one out diyor arkadaşlar. Yani farklı olanı daire içine alın diyor. Missless kızamuk, cough öksürük, favor ateş, medicine ilaç demektir. Farklı olan medicine. Tired yorgun, thermometer termometre, blanket battaniye, tissue neydi arkadaşlar? Peçete. O zaman yorgun, tired aldık. Checkers dama, hangman adam asmaca, flu grip, chess satranç. Diğerleri oyun. Bu Hastalık olduğu için flu grip onu aldık daire içine. Arrive varmak, pill tablet, sleep uyumak, wash yıkamak. Bu üçü arkadaşlar yüklendir bir eylemdir. Varmak, uyumak ve yıkamak oysa pill tablet e, bu bir ilaçtır. Bunu daire içine aldık. Burada ise çocuklar gördüğünüz gibi dentist, dişçi, nurse, hemşire, doctor, doktor, diğer üçü meslek. Oysa faint, halsiz hissetmek, baygınlık hissetmek demektir. Bunu daire içine aldık farklı olduğu için. Bakın burada öksürük var, cough diyoruz. Ve bu doktor bayan için Doctor yazdık çocuklar. Bakın burada arkadaşlar sore throat diyoruz. Boynunu tutuyor, boğaz ağrıyor. Sneeze hapşurmak demektir. Sneeze görüyorsunuz, başı ağrıdığı için headache diyoruz ve burada bakın headache dedik. ear e, ache diyoruz. Yani kulak ağrısı kulağını tutuyor arkadaşlar. Ear ache. Ve burada da görüyorsunuz dişçi. Dentist. Buradaki konuşma diyaloglarını sıraya koymamız istenmiş arkadaşlar. Hemen yapalım. Are you alright Bill? Sen iyi misin Bill? Alright. iyi misin? No mom. Hayır anne. I feel bad. Ben kötü hissediyorum. Ne diyecek daha sonra? What's the matter? Senin sorunun ne? What's the matter? Sorun ne? I have a sore throat. Benim boğazım ağrıyor. Let's see a doctor. Hadi bir doktoru görelim demiş annesi. Böylece 5 diyaloğu da sıraya koymuş olduk. Şimdi bakalım. What's wrong with you? Seninle ilgili sorun nedir? Problem nedir? Aynen what's the matter with you aynı anlama geliyor arkadaşlar. Sorun ne? I have a headache. Başım ağrıyor demiş. Oh, get well soon. Get well soon. Geçmiş olsun demektir arkadaşlar. Geçmiş olsun. Burada çocuklar, bakın, you look bad. What's the problem? Kötü görünüyorsun. Sorun nedir? You look bad. Sen kötü görünüyorsun. You should, pardon. Well, I have a pain in my back. Yani benim bacağımda bir ağrım var. O zaman ne demiş olmalı? You should see a doctor. Bir doktoru görmelisin. Ne diyecek son olarak? You are right. Haklısın. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar put the words into the correct order diyor. Yani doğru sıraya bu kelimeleri yerleştirmemiz istenmiş. Bakın bir cümle kurarken what her zaman en başa gelir arkadaşlar. Daha sonra yardımcı fiil gördüğünüz gibi The matter. What is the matter with you? Bu bir kalıp sorudur zaten. Senin sorunun ne? Şimdi aşağıya baktığımız zaman normal bir cümlede her zaman özne ile başlarız. I, you, we, they, he, she, it'ten bir tanesidir. O zaman you'yu başa aldık arkadaşlar. Daha sonra should özneden sonra gelir bakın. Should Take, yüklem. Yüklem olarak burada sadece take görüyoruz. This medicine, every morning, zaman, en sonuna gelir çocuklar. Burada yine özne olarak bakın, Jack var, he konumunda. Jack, daha sonra bakın, has. Jack has a runny nose dedik. Burnu akıyor. Su, Shouldn't drink cold water derken su soğuk su içmemeli derken arkadaşlar öznemiz su shouldn't özneden sonra gelir. Daha sonra yüklem bakın yüklem drink ve cold water ekledik. Yine burada aynı şekilde yine özneyle başladık. Daha sonra have geldi arkadaşlar. I have a pain. Bir ağrım var. Bakın arkadaşlar. Görelim neler öğreneceğimizi. Charles ismi illness the flu yani grip. Feeling hissettiği şey tired and cold yorgun ve soğuk. Ve need ihtiyacı olmak. Ne ihtiyacı varmış? Vitamin C'ye. Should Yapması gereken, heveres dinlenmeliymiş arkadaşlar. Shouldn't play outside, dışarıda oynamamalıymış. Evet, o zaman paragrafımızı şu şekilde tamamlayabiliriz. Charles can't go to the school today because çünkü he has the flu, onun gribi var. He ha, he feels tired and cold, soğuk ve e, yorgun hissediyor. He needs vitamin C, e, vitamin C vitamini yine ihtiyacı var diyoruz arkadaşlar. He should have a rest, dinlenmeli. He shouldn't play outside, dışarıda oynamamalı dedik. Benim anlatacaklarım bu kadar sevgili çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Abone olarak katkıda bulunursanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.